Evet. Şimdi bölgemizden koronavirüsle ilgili güzel bir gelişmeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Koronavirüs COVID-19'u yenen Bayındırlık ve İSKAN eski bakanı Halil Çulhaoğlu 76 gün sonra iş yerine döndü. Artık paramız var, pulumuz var. İşte bir virüs hepimizi yok etti. Eski bakan Halil Çulhaoğlu koronavirüsü yendi. 2 ay önce eşiyle birlikte COVID-19 hastalığına yakalanan Bayındırlık ve İSKAN eski bakanı Halil Çulhaoğlu hastalığı atlatmasının ardından işinin başına döndü. 76 gün sonra ilk defa sahibi olduğu eczaneye giden Çulhaoğlu personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. İş yerinin önünde kurban kesildi. Tedavi sürecini anlatan eski bakan zor bir süreç olduğunu vurgulayarak doktorlara teşekkür etti. Zor bir süreç. İşte sağ olsun Tolga Öz bizim doktorumuz, Tireli doktorumuz. Tolga, ben hastanede hiç yapmadım, hep evde tedavi gördüm. Eşim bir 10 gün hastanede yattı. Verilen ilaçlar herhalde, bir de erken tanı. Tolga'ya da sonsuz teşekkürler bu arada. Tolga Özgür göğüs hastalıkları, medikal baktım. Onun katkıları, Bülent Bey, Doktor Bülent Bey'in katkıları. Türkiye'nin koronavirüsü yeneceğini belirten Çulhaoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın süreci iyi yönettiğini söyledi. Ülke yavaş yavaş bunu aşacak. Çok ciddi politikalar uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda başarılı. İnşallah daha iyi günlere dünya ve Türkiye gidecek. Toplumsal dayanışmanın da son derece önemli olduğunu belirten eski bakan, siyasetin kutuplaşma ve kavga için değil, toplumsal dayanışmanın tesisi için yapılması gerektiğini söyledi. Herkes birbirine daha sarılsın. Bence hiçbir şeyin anlamı yok. Ne siyasetin anlamı var, ne siyaset yapmanın, ne kavganın, ne kutuplaşmanın hiçbir şeyin anlamı yok. El ele verip hepimizin daha güzel yaşayacağı bir Türkiye'yi beraber yaratmak bence önemli olan bu. Eğer siyasete devam edeceksen, muhakkak ihtiyacı olan insanlara destek olmak adına bir siyaset götüreceğim. Bu kent kendi yoksulluğuna sahip çıkabilmeli. Artık paramız var, pulumuz var. İşte bir virüs hepimizi yok etti.